Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Diablo lore videosu ile sizleri selamlıyoruz. Hazır Diablo evreninin ana hikaye akışını da bitirmişken arada bazı detay hikayelere değinebiliriz dedik. Bu anlamda da bu videonun konusu barbar sınıfına gönül vermiş arkadaşların adını pek çok kez işitti, Bulkatos. Lafı daha fazla uzatmadan hikayemize geçelim. Beğenmeniz dileğiyle keyifli seyirler. Diablo 3 Reaper of Souls lore videomuzun sonuna doğru Kanae'den bahsetmiştik. Ölümsüz taht ve ölümsüz kral ünvanlarını nasıl aldığına dair bilgiyi sizlerle paylaşmıştık. Ölümsüz lakabının Kanae'nin anısını onurlandırmak için konulduğundan bahsetmiştik. Bu doğru, ancak ölümsüz kral ve ölümsüz taht ünvanları aslında daha eskiye dayanmaktaydı. Bu ünvan, barbarların ilk lideri olan Bulkatos'tan gelmekteydi. Ancak Bulkatos'un durumu kendisinden sonra gelecek olan Kanae'den biraz farklı. Bulkatos gerçekten ölümsüzdü. Kanae ise yaptığı büyük fedakarlıklardan dolayı ölümünden sonra taht odasına taşınarak Bulkatos'un namıyla onurlandırılmıştır. İlk doğan Nephilim grubuna mensup olan Bulkatos, Sanctuary'de kadimler olarak anılan Nephilim'lardandır. Inarius'un Nephilim'lara ve Sanctuary'de yaptığı zulme ve Nephilim'lerin Inarius'un dünyalar taşını zayıflatarak nasıl insanoğluna dönüştüğüne ilk elden tanık olmuştur. Bu nedenle de dünyalar taşının önemini biliyordu. Onu ve insanoğlunu korumayı kendine görev edinmişti. Bu ağır yükü tek başına sırtlanmayacaktı. Öz kardeşi gibi gördüğü yine ilk Nephilim'lardan olan Fiacla Gir bu görevinde Bulkatos ile omuz omuza mücadele etmeye hazırdı. Aralarındaki güven ve kardeşlik bağı ne kadar güçlü olsa da dünyalar taşını ve insanoğlunu korumak için yapılması gerekenler konusunda farklı düşüncelere sahiplerdi. Bulkatos, bütün insan kabilelerinin bir araya gelip dünyalar taşına gelebilecek olan herhangi bir saldırıya her an hazır olacak ve insan benliğini temel alan sıkı savaş disipliniyle eğitilmiş bir birlik kurulmasını öngörüyorken, öte taraftan Fiacla Gir, evrenin temelinde yer alan ruhlara zıt gidilmemesi gerektiğini ve ruhsal birliğin tam sağlanmasını savunuyordu. Bu iki düşünce şekli farklılıklar gösterse de kardeşten öte olan bu iki kadim Nephilim'in hala birbirlerine olan inancı tam ve yerindeydi. Bulkatos, insanoğlunun kendi benliğini kullanarak, Fiacla Gir ise insanoğlunun üzerinde yaşadığı dünya ve geçmişiyle bir olarak dünyalar taşını ve insanoğlunu koruma niyetindeydi. Sonrasında bu iki farklı düşünce tarzının yolları barışçıl ve güven içinde ayrılacaktı. Bulkatos dediğini yaptı ve insan kabilelerini tek bayrak altında toplayıp kuzeyde Areyat Dağı'nın etrafına konuşlandı. Böylelikle ilk barbar klanı kurulmuş oldu. Fiacla Gir ise kendisi gibi düşünen küçük bir toplulukla yine kuzeyde Skos klanı yerleşti. Öğretileriyle yanındakileri ve sonraki nesilleri dünyalar taşına gelebilecek olan saldırılara karşı hazırlamayı amaç edindi. Bu ruhsal öğretiler daha sonrasında doğa ile özdeşleyerek Druidizmin öncüsü olmuştur. Bu anlamda Skos Klan, Druidlerin ana meskeni olurken, Fiacla Gir ise Druidizmin kurucusu olarak tarih sayfasında yerini alacaktır. Skos Klan, duyurulan Diablo 4 ile gündeme geldi ve bölge hakkında birkaç görsel yayınlandı. Oynanabilir 3 sınıftan birinin Druid olması da cabası. Diablo 2'den beri hem hikayesel hem de oyun anlamında Druid olgusunu heyecan içinde beklemekteydim. Diablo tarihinde Druidler, Büyücü Klanlar Savaşı'nda Vizjeray büyücülerine karşı verdiği mücadele ve Baal'ın Areyat Dağı'na yaptığı saldırı sırası ve sonrasında biz oyuncular tarafından yönetilen bir karakter olarak Haragoth'a gelen yardım ile gündeme gelirler. Zaman içinde Fiacla Gir, Skael Fada yazmalarında anılır ve Druidler ise daha az sıklıkta görülür olur. Ancak varlıkları ve güçleri dünya tarafından bilinir. Bunun dışında Fiacla Gir'e ne olduğu tam olarak bilinmez. Diablo 4 ile daha çok bilginin gelmesi dileğiyle beklemedeyiz. Bulkatos uzun yıllar barbar klanını yönetti. Ölümsüzlüğü ile ölümsüz kral ünvanını kazandı. Ve bu süreç içinde yöntemini gerçekleştirdiği taht odası da ölümsüz taht olarak anıldı. Bir süre sonra Bulkatos kendisine yaptığı bir ritüel ile ruh formuna geçti ve bölgede varlığını sürdürmeye devam etti. Ta ki Günah Savaşı'na kadar. Hatırlarsanız Ratma, Uldisyan'ı Günah Savaşı'nın bir noktasında Dünyalar Taşı'na yönlendirmişti. Uldisyan geçiş izni almak için Bulkatos'u uyandırdı. Toprak rengi bedeni ve çimen rengi saçları ile Bulkatos bütün heybetiyle karşısındaydı.
Bulgatos, Uldisyan'a dünyalar taşının doğru istikamet olmadığını söyler. Uldisyan'ı kibirli ve bencil biri olarak görür. Dünyalar taşını korumak niyetiyle dövüşmeye başlar. Bu sırada kardeşleri Fiakla Gir ve Esu'yu da merak eder. Uldisyan'a onları görüp görmediğini sorar. Ancak yanıt alamaz. Fiakla Gir'den bahsetmiştik. Esu ise başka bir kadim Nephilim. Bulgatos ve Fiakla Gir'in aksine o ise büyü gücüne inanıyor ve amacı doğrultusunda elementlerin gücüne hükmediyordu. Kendisini takip edenlere Zan Esu Klan adı verildi ve Diablo tarihçelerinde yer alan en eski Sorcerer klanlarından biri oldu. Gelecekteki büyücü klanların öncüsü niteliğinde olan bu klan varlığını hala sürdürmekte. Hatta Bulgatos, Esu'nun da hala bir yerlerde yaşamını sürdürdüğüne inanmakta. Diablo 2'de yer alan Sorcerer karakterinin Zan Esu klanına mensup olduğu düşünülür. Dönelim Günah Savaşı'na. Uldisyan, Dünyalar Taşı'na ulaşmak amacıyla Bulgatos ile mücadele ederken araya Ratma giriyor. Bulgatos'u, Uldisyan'ı kendisinin getirdiğini ve Dünyalar Taşı'nın gücüyle olanlara son vermeyi planladığını, Lilith'in Sanctuary'e geri döndüğünü söylüyor. Lilith'in adını duyunca Bulgatos bir anda değişiyor ve geçmelerine izin veriyor. Çünkü Lilith'i ailesinin ölümünden sorumlu tutuyordu. Sonrasında ise Altın Yol Muharebesi'nde Cennet ve Cehennem ordularına karşı Edrim'e yardımcı oluyor. Günah Savaşı, Edrim ve Altın Yol Muharebesi hakkında detaylı bilgi arıyorsanız Günah Savaşı Diablo Lore videomuzu izleyebilirsiniz. Bu olay sonrasında Bulgatos'u tarih sahnesinde bir daha görmeyeceğiz. Ancak adından çokça bahsedeceğiz. Özellikle barbar klanları Bulgatos'un ruhunun hala Areyat Dağı'nda yaşadığına inanır. Dünyalar Taşı'nı ve insanoğlunu koruma misyonunda fedakarlıklar gösteren sonraki krallar ise Bulgatos'un namı ile Ölümsüz Kral olarak onurlandırılmışlardır. Oyun içerisinde pek çok eşyada da adına ve efsanesine rastlıyoruz. Bulgatos'un yemini ve Bulgatos'un çocukları isimli silah setleri. Bulgatos'un evlilik yüzüğü. Ya da Serpent Sparker isimli büyücü asasında. Evet, bir büyücü asasında. Bulgatos, yüzyıllar önce tarihteki ilk Hidra ile karşılaşır ve onu mağlup eder. Efsaneye göre bu Hidra'nın her kopan kafasının yerine iki tane çıkmaktaydı. Ve Bulgatos onu mağlup etmek için kükreyen kemik ateşiyle yakması gerekiyordu. Mücadele sırasında kudretli Hidra'nın dişi kopuyor ve ilerleyen dönemlerde Serpent Sparker isimli asaya dönüştürülüyor. Diablo 3'te ise büyücü klasının Hidra yeteneğini güçlendirir. Böylelikle de arkadaşlar Bulgatos'un hikayesinin şimdilik sonuna geliyoruz. Şimdilik diyoruz çünkü Areyat Dağı'nda varlığını sürdürdüğünden emin olduğumuz bu kadim Nephilim ile halen karşılaşma şansımız var. Kim bilir Diablo 4'te ailesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Lilith ile yüzleşmek isteyebilir. Hep birlikte göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.